Doğum sonu depresyonu özellikle doğumdan ilk hafta içerisinde sıklıkla görülen bir rahatsızlıktır. Ve maalesef doğum yapan her 7 kadından bir tanesinde doğum sonu depresyonu görülmektedir. Ancak özellikle doğum sonu depresyonu olan annelerin bu durumu anlatamamaları, belki de yaşadıklarını başkalarıyla paylaşmaktan çekinmeleri, eleştirilecekleri ya da suçluluk duygularıyla başka insanların bunu anlamayacağı düşüncesiyle daha çok kendi içlerinde halletmeye çalıştıkları bir durum olabiliyor. Ve bu nedenle de bu doğum sonu depresyonu yaşayan 10 kadından 7 tanesi kendisi için etkili tedavilere ulaşamayabiliyor. Sonuçta depresyon uzayabiliyor. Ve bunun sonucunda da anne ile bebek arasında bağlanma bozulabiliyor. Hem annenin kendiyle ilgili duyguları, hem işlevselliğinde bozulma, hem de bebeğine yeterince bakım verememesi ve buna bağlı ortaya çıkan sorunlar uzun vadede çok olumsuz sonuçlarla karşımıza çıkabiliyor. Gebelik dönemi annenin vücudunda başka bir canlının büyümesine bağlı olarak bir takım fizyolojik değişikliklerin olduğu bir dönem. Ancak çoğu anne bu durumdaki olabilecek değişikliklere karşı hazırlıklı oluyor ve bu sürecin tamamlanmasını sabırlı bir şekilde bekleyebiliyor. Ancak doğumdan sonra gebelik sürecinde ortaya çıkan bir takım hormonal değişiklikler doğumdan sonra farklılaşabiliyor. Özellikle hormonların ani düşmesi annede duygusal dalgalanmalara yol açabiliyor. Buna ilaveten doğum sonrası dönemde özellikle gece sık sık uyanma, bazen de bebeklerin kendi fiziksel problemlerinden dolayı sık uyanmaları ve bebeğin annenin bu huzursuzluğuna bağlı olarak uykularının bölünmesi, hayatına yeni bir varlığın girmesinin getirdiği sorumluluklar, ilişkilerde değişmeler, özellikle aile bireyleri ilişkileri ve sorumluluklarındaki değişmeler anne için farklı durumlara yol açabiliyor. Ve bunun sonucunda hem hormonal değişiklikler, hem biyolojik yapıdaki değişiklikler, hem çevredeki ilişkiler, beklentiler, sorumlulukların değişmesi doğum sonu depresyona zemin hazırlayabiliyor. Tabii ki herkes de bu değişiklikler depresyona yol açmıyor. Ancak bizim genetik hassasiyetlerimiz, duyarlılıklarımız, özellikle stresli bir ortamda olmamız, daha önceden bir depresyon geçirmiş olma, ailede bir ruhsal hastalığın varlığı, özellikle depresyon şeklindeki bir ruhsal hastalığın varlığı, eşin desteğinin, yakınların desteğinin az olması, maddi güçlükler içerisinde olma, bunların hepsi o kişinin depresyona daha yatkın hale gelmesine ve depresif şikayetlerinin ortaya çıkmasına yol açabiliyor.